Merhabalar diye evet, merhabalar diye. Daha gelin gelin. Efendim bugün aslında hemen soralım, topuklar çıkmamış. Çıkabilir mi diye de soralım aslında. Valla bugün sahnede olmayacağım, oturacağım için herhalde çok yorulmayacak ayaklarım ama gerçekten bir şey söyleyeyim ya. Şunlara bakın ya. Yani biz kadın olmak gerçekten ayrı bir durum yani. O gün birazcık da söylemesi ayıptır. Yeni almıştım ayakkabımı. Sende böyle. Allah'ım böyle bir ağrı yoktu. Dedim ki yani yok. Getirin bana terliklerimi. Evet, terlikle çıkan oldu siz. Şortla çıkan oldu. Artık sahnelere hangi Mahzun Kırmızı Gül? Niye? O da tekrardan... Sıcak mı almış? Onu neyi sıkmış? O da bir içeriden tekrardan bir daha deyince bir biste çıkıyor. Aa. Üzerine şort, üzerine ceket. İyi bayağı. Eşofmanla da Demet Akalın. Demet Akalın da eşofmanla. Tabii ya, doğal olmak yani. Seyircimize, dinleyicimize saygısızlık etmiyoruz. Ben hiçbir zaman hani böyle bir şey yapmam ama gerçekten ben artık zaten son 10-15 dakikasıydı programın. Orada da halaylara gelmiştiklerim ben de bu topuklarla halay çekemeyeceğim ama gerçekten. Bak bunlar değildi. Onlar yeniydi, bunlar eski. Biz o kareleri gördükten sonra topukluya tövbe ettiniz diye düşündük ama galiba edilmemiş. Hep benim apartman topuk herhalde. Platform mu? Platform. Ya. Ayakkabı mı? Güzel ayakkabı severim. Her kadar gibi. Bir de şık gösterir. Görkemli gösterir. Kıyafeti taşır. Boyu yükseltir. Boyu yükseltir. Böyle yüksek topuklu olması sahne korkunç. Ay neler çekiyoruz. Zaten öyle bir şeyiz ki yani. Pilates'ten daha çok sıkı duruyoruz sahnede şey olarak, egzersiz olarak, düşmemek için, dik durmak fit için. Fit olmanızı çok... ayakkabılara bağlayabilir miyiz? Tabii ki fit olmama, bütün kaslarımı ayakkabılara borçluyuz. Hemen yeni şarkıyı da soralım. Harika gidiyor bu arada. Ha, evet ya. Neler söyleyeceksiniz? İlk defa da Kıbrıs sahnesinde bildiğimiz kadarıyla seslendirdiniz şarkıyı da. 2 hafta oldu çıkalı. Evet. Zaten hani bilindik bir şarkıydı, alternatif bir şarkıydı. Dinleyicisi kendi tarzında çok sevmişti. Ben de şarkıyı çok seviyordum. Kendimce yorumlamak istedim kendi dinleyicime. Çok güzel bir şarkı, çok güzel bir hikaye anlatıyor her şeyden önce. Aşk anlatıyor ama aşkın imkansız olanını anlatıyor. Sizin şarkıyı anlatışınız zaten aşk gibi. Ya, teşekkür. İmkansız denince böyle bir tekrardan zaten böyle içiniz bir buruk, oluyor, buruk oldu zaten ama. Zaten acaba o duyguya imkansız olunca mı adı aşk oluyor bilmiyorum ama galiba imkansızın adı aşk oluyor. Şarkı çok güzel gidiyor ama bir yenisi geliyor. Malum hızlı üretim ve tüketim dönemi. Biz de topucu yerde bırakmamak için. Çok üretim için çok aşık olmak gerekiyor mu? Yok. İyi şarkı söylemek gerekiyor bence. İmkansız aşk dedik ama imkansızlarınız oldu mu sizinle? Herkesin olmuştur canım ama çok şükür ki imkansızlar zaten adı üstünde imkansız olarak kalıyor. En güzeli geliyor hayatta size. Yukarıdaki en güzelini her zaman hazırlıyor sizin için diye düşünüyorum. Ben onlardan bir tanesiyim, şanslıyım. Bu gece de çok uzun zamandır hiç iyi izlemediğim Despina Bandic. Despina Bandic arkadaşım. Çok seviyorum onu. 10 yıl önce Harbiye'de birlikte bir konser vermiştik. Türkçe Yunanca. Hı hı. Benim konserimdi ama tek davetimle hiç ikiletmeyip gelmişti koşa koşa. Türkçe Yunanca şarkılarla gerçekten çok görkemli, şahane bir Harbiye konseriydi. İnşallah bu yıl yine ortalığı kavuracağız. Dünyaya barış getireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Müzikle. Onu izlemeye geldim. Bir misafirperverliğini göstermeye geldim. O yüzden keyifliyim. Kıbrıs'tan geldim valla. Evet, bugün de Derya'nın da arkadaşınız. Ay evet, onun da doğum günü. Doğum günü. Mutlu yaşlar olsun sizin de önünüzde. Biz konuştuk zaten. Evet. Güzel, gönlü güzel, kendi güzel. İnşallah yeni yaşı da ona kendi gibi güzellikler getirsin. Onu da kutlayacağız bu akşam beraber. Yasu Yasu deyip, ondan sonra Sagapo deyip, seviyorum deyip.
açıklayacağız işte. Despina Mandi ile sizi de sahnede göreceğiz mi bu akşam? Bilmiyorum. Henüz görüşemedim onunla. Hı-hı. Önceliğim sizlerdiniz. Hastaneden gelmiş. Ben size hemen bilgileri vereyim. Biliyorum, biliyorum. Hı-hı. Hastanede yanındaydım dermiş. Çok geçmiş olsun arkadaşıma. Oluyor böyle şeyler. Hı-hı. Hepimizin sahne öncesi şeyleri. Geçmiş olsun Despina'ya. Birazdan göreceğim onu. Bilmiyorum yani sahneye çıkar mıyım çıkmaz mıyım. Bu akşam ev sahibi biziz. Davet ederse tabii ki her zaman seve seve şarkı söyleriz. Ama bizi dinlemeye geldiniz. Bize de lazım bir tane böyle göz, nazar bir şey. Ben gördüm, hediye ettiler. Öyle mi? Şimdi ben gördüm, sen de bana. Peki efendim, o zaman çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi bakın kendinize. Şöyle ben çekeyim. Bu akşam da çorabım kaçarmış. Tekrar fotoğraf alalım. Korkmayalım. Let's go.